Her akşam olduğu gibi muhalefetin sesine de yer verelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında kameraların karşısına geçtiği anlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla seçmenlere seslendi. Bürokratlara yaptığı çağrının ardından kendisine yüzlerce yolsuzluk dosyası geldiğini iddia etti. Bu değil. Bu da değil. Bunu da anlatmıyorum. İsterseniz anlatabilirim. Size göre yüzlercesi var. Sosyal medya hesabından bir video yayımladı, bürokratlardan çok sayıda yolsuzluk dosyası geldiğini söyledi. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce önemli bir duyuru yapacağını açıkladı. Sonra da evindeki kütüphanenin önünde kamera karşısına geçti. Devletin denetlemeyle görevli kurumlarının onurlu memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin, bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın televizyonda canlı yayında olduğu saatlerde o da yolsuzluk iddiasıyla sosyal medyadaydı. Ey şahıs, sana çok sürprizlerim var. Benim karşıma çıkamıyorsun ama duyduğum kadarıyla tam şu anda yine ekranlara çıkmışsın. 3 ay önce bürokratlara yaptığı kanun dışı işlere imza atmayın çağrısını hatırlattı. Bundan bir süre önce devlete ve devleti oluşturan bürokratlarımıza seslendim. Seslendim çünkü nabız atıyor mu? Duymam gerekiyordu. Bürokrasinin, yani devletin hala nabzı var mı? Duymak istedim. Var sevgili halkım, var. Bu devletin, bürokrasinin hala kalbi atıyor. Vatansever bürokratlar hala oradalar. Bürokratlardan geldiğini iddia ettiği dosyalardan birini açıkladı. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihale 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil, 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Söyledim, yine söyleyeceğim. Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor. Bu suçlara ortak olanlara ise tabii ki farklı bir muamele olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ve CHP liderinin açıklamalarını ekranlara getirdik.